Merhaba arkadaşlar, siz Sisyphos Gaming'e hoş geldiniz. Bu serimizde The Long Dark'ın mütecavız zorluk seviyesinde 500 gün tamamlamaya çalışacağız. Eğer daha önceden Pinti Panda'dan vesaire oyunu görmüş, izlemiş olanlarınız varsa oyuna DLC paketiyle beraber çok büyük güncellemeler geldi. Şimdi de daha demin ekranda gördüğünüz gibi Quality of Life update'i geldi. Yani oyundaki bug'ları giderdiler. Bir şeyleri değiştirdiler, daha iyi çalıştırdılar. Artık yemek de yapılabiliyor. Şimdi mütecavız zorluk seviyesi bildiğiniz gibi oyunun en zor seviyesi. Ben erkek karakter yani Will McKenzie yerine kadın karakter Astrid'i tercih ediyorum. Çünkü Will çok fazla ses çıkarıyor. Özellikle kulaklıkla oynuyorsanız bu gerçekten çok rahatsız edici oluyor. Yani biraz böyle koşuyorsunuz hemen dünyaları kurtarmışçasına sesler çıkarıyor, o yüzden rahatsız edici. Zaten karakterimizin cinsiyeti de sadece kozmetiği etkiliyor oyunda. Başarılarda ben soğuk füzyonu ve karda yürüyeni tercih ediyorum. Hızlıca açıklayacak olursam soğuk füzyon bence alınabilecek en güçlü başarım. Çünkü 2 derece sıcaklık demek DLC ile beraber oyuna gelen yalıtımlı ana katmanı oyunun başında edinmeniz demek aslında. Çünkü yani yalıtımlı ana katman da 2 derece sıcaklık veriyor. Soğuk füzyon da 2 derece sıcaklık veriyor. Bu 2 derece oyunun özellikle erken aşamalarında ama tüm oyun boyunca bir yerde üşüyüp üşümediğinizin belirleyicisi oluyor. Özellikle erken aşamada bir iç mekana girdiğinizde üşüyüp üşüyememenizde çok büyük etkisi oluyor. Ve hani düzen yani oyunda en büyük düşmanımızın soğuk olduğunu düşünürsek her şeyden önce 2 derece sıcaklık bonusu çok etkili gerçekten. Onun dışında ben karda yürüyeni tercih ediyorum. Çünkü erken oyunda çok fazla koşmamız gerekiyor. Güç çubuğunun da %20 daha hızlı dolması daha çok koşacağımız anlamına geliyor. Bu yüzden tercih ediyorum. Bildiğiniz gibi oyunda her gün 2 derece sıcaklıklar düşüyor 50 güne kadar. 50 günün sonunda dünya son sıcaklık seviyesini şekillendiriyor. Her gün giderek soğuduğu için ilk 50 gün çok önemli. Aynı zamanda eşyalar da siz lootlamasanız bile çürümeye devam ettiğinden dolayı ilk 50 günde olabilecek her şeyi lootlamak gerekiyor. Bu da çok fazla hareket etmek anlamına geliyor. Bu yüzden de karda yürüyen bence en güçlü ikinci başarım. Diğerlerine de hızlıca bakacak olursak tipi gezgini, tipi sırasında 20 gün geçirdiğimizde elde ediyoruz. Rüzgardaki hız düşürme hızını %25 azaltıyor. Yani işe yarayabilecek bir şey. Çünkü rüzgar gerçekten özellikle tam cepheden esiyorsa çok yavaşlatıyor sizi. Ama hani diğer ikisi kadar etkili olduğunu düşünmüyorum ben. Ama örneğin korucu seviyesinde oynuyor olsaydım muhtemelen alırdım. Tam kalbinden kahve, enerji içeceği ve adrenalinin etkisini %25 daha fazla hissetmenize neden oluyor. Bence bu alınabilecek en kötü başarımlardan biri. Yani %25 yani çok da bir şey fark ettirmiyor. Kahve, enerji içeceği ve adrenalin ikisi de nadir kaynaklar. Mütecavız da çok daha nadir kaynaklar. O yüzden sadece bunları etkilediği için ben anlamsız buluyorum. Yani mütecavız da zaten kahveyi, enerji içeceğini ve adrenalini gerçekten son çare olarak kullanıyorsunuz gibi bir durum var. Hani kahve biraz daha esnek ama diğerleri açısından. Sırf böyle bir şey için de bir başarımımı bunu harcamak istemem açıkçası. Kapanların %100 daha fazla etkili. Bu zaten hiçbir işe yaramıyor yani. Oynayanlar bilecektir. Kapan oyunda hani çok etkili bir şey değil açıkçası. Belki belli bir günden sonra base'inizde vakit geçirirken görece faydası olabilir ama hem tavşan eti bir işe yaramıyor doyuruculuk anlamında. Hem de kapan da hani harcadığımız kaynağa çok değmiyor. Ben açıkçası bunu sırf bu başarımı elde edinmek için kasarken edinmiştim. Tatlı Vadide çiftliğin yanındaki mağarada o mağaraya yakın 3 farklı tavşan noktası var. O üçünü de kapanlayarak sırf başarımı elde etmek adına almıştım. Yani yoksa gerçek anlamda kapanı maksimum 4-5 kere kullanmışımdır diyebilirim. Karda yürüyenden bahsetmiştik zaten.
Özgür koşucu, depar atmak artık %25 daha az kalori yakıyor. Bu da erken oyunda etkili olan bir şey ama genel olarak en azından ben kalori anlamında sıkıntı yaşamıyorum oyunda. Bu yüzden sırf depar atarken %25 daha az kalori yakılması yerine karda yürüyeni tercih ediyorum. Ama hani bunu yani kalori derdim olsaydı da açıkçası verimli makineyi alırdım. Çünkü tüm oyun boyunca etkili. Ateş ustası 3. seviyede ateş yakma becerisiyle karakteriniz başlıyor. Ateş yakmayı 3. seviyeye çıkartmak çok da zor bir şey değil açıkçası. Bence izci, mütecavız gibi zorluk seviyelerinde almaya değmez. Ama daha düşük zorluk seviyelerinde alınabilir bir başarım. Verimli makine 500 gün hayatta kaldıysanız oyunda %10 daha az kalori tüketiyorsunuz. Yani sadece koşarken değil yaptığınız her şeyde %10 daha az kalori tüketiyorsunuz. Bu da oyunun hem erken aşamasında hem geç aşamasında etkili bir şey. Bu anlamda verimli bir başarım. Ama ben oyunda genel olarak kaloride sıkıntı yaşamıyorum açıkçası. O yüzden bunun yerine daha çok koşabilmeyi tercih ediyorum. Ya dediğim gibi bence mesela mütecavızı daha önce denediyseniz ve zorlandıysanız hani açlıktan dolayı vesaire soğuk füzyon ve verimli makine alınabilir. Ama hani soğuk füzyon şart bence. Hani bunu default olarak almalısınız zaten. Diğeri belki esneyebilir. Kitap kurdu. Kitaplar %10 daha fazla etkili. Kitap kurdu. Hiçbir işe yaramıyor diyebiliriz açıkçası. Dark Walker bu bende açık değil maalesef. Geceleri daha az yorgun olurken gündüzleri daha çok yorgun oluyorsunuz. Ya açıksa da bunu zaten hani açıksa muhtemelen bunu nasıl almamanız gerektiğini bilecek kadar oynamışsınızdır oyunu ama. Yani oyunda geceleri daha soğuk oluyor. O yüzden gündüzleri etkili kullanabilmek önemli. Gündüzleri daha çok yorgun olduğunuz bir başarımı almak çok anlamsız açıkçası. Yani bunu biraz böyle iş olsun diye koymuşlar yani. Dediğim gibi ben soğuk füzyonu ve karda yürüyeni tercih ediyorum ama karda yürüyenden emin değilseniz bile soğuk füzyonu almanızı öneririm. Oyunda sıcaklığınıza dikkat ediyorsanız o 2 derece gerçekten hayatınızı kurtarabiliyor. Üşümekle üşümemek arasındaki çizgiyi çekebiliyor. O zaman başlayalım artık. Bakalım 500 gün hayatta kalma yolculuğumuz nerede olacak, nasıl olacak, hayatta kalabilecek miyiz? Umarım Black Rock olmaz. Bozkurtlar çok fazla tırmanış derken bence başlaması en zor yerlerden biri. Sakin Nehir Vadisi olur, Tatlı Vadi olur, Sahil Yolu olur. Daha hani görece kolay bir yerden başlarsak 500 güne giderken çok işimize yarar. Bozkurt Dağı'ndayız gibi duruyor. Evet, Bozkurt Dağı'ndayız. Tam olarak ne taraftayız onu anlamaya çalışıyorum. Tam çıkaramadım, o yüzden biraz koşacağım. Şurada bir tırmanma yerimiz var. Evet, Kristal Gölü yakınız ya. Şurada motor da var. Motorun orada Akçaağaç varmış. Aklımızda bulunsun. Şimdi burada normalde bir tane kurt oluyor şu tarafta. Testere bulacağımıza emin olsam direkt zirveye doğru yola çıkardım ama testere bulmak imkansız olabilir. Ha, gerçi o bir üstteki şeyde oluyordu. Şimdi şu tavşanı avlayacağım. Burada normalde kurt oluyor ama burada doğduğumuz için mi bilmiyorum. Hiç kurt göremiyorum. O yüzden biraz riske gireceğiz ama en azından eğer riskin karşılığını alabilirsek çok işimize yarayacak. Bulabildiğim tüm çubukları toplamaya çalışıyorum. Daha çok taş bulabilirsek çok sevineceğim gerçekten. Şimdi şu aşağıda ayı olabilir arkadaşlar. Bir de kurt da oluyor genelde. O yüzden şöyle daha uzaktan yolu biraz uzatarak ilerleyeceğim. Ama hani Kristal Göl'e daha yakın olacağız. Şurada bir tavşan var. Ayı gözükmüyor.
Şimdi bu tavşanla beraber Kristal Göl'e gidebilirsek belki ilk günden iyi beslenmiş almak için çabalayabiliriz. Burada da ptarmigan'lar oluyor. Ben güvercin diyorum oynarken ama ptarmigan diyeyim. Ya da hani belirtirseniz nasıl seslenmemi istediğinizi ona da uyum sağlamaya çalışırım. Şimdi biraz fazla kokuyoruz. Özellikle oyunun çok erken aşamasında olduğumuz hesaba katılırsa biraz fazla açgözlü olacak bu yaptığımız şey. Ama hani 500 güne gitmek için böyle açgözlükler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. İyi bir başlangıç önemli bence mütecavızda. Onun için de biraz açgözlü olmak gerekiyor. Ama hani tabii dikkatli bir açgözlülük. Yani hani kurtların ne tarafta olduğunu bilirseniz bu risklere girebiliyorsunuz aslında. Şimdi şu aşağıda olacak bir kurt. Ha, buradaki kurt da yok. Allah Allah. Oyun haritaları bölgelere ayırıyor aslında. Hani bizim bölgemizde doğduğumuzda anında kurt olmuyor mu acaba? Valla iyice bokunu çıkaracağım işin ama. Madem kurt yok. Koku metremiz 3 çizgiye kadar çıktı. Hani bayağı tehlikeli bir noktadayız şu an. Cidden çok fazla riske girdik. Şurada testere olabilir. Umarım testere vardır. Testere. Harika. Şimdi hemen göle doğru gideceğiz. Aslında testereyi çok erken bulduğumuz için belki zirveyi de zorlayabilirdik ama evet, kurt kokumuzu aldı. O yüzden yardırıyoruz arkadaşlar. Yani 3 çizgiyle buraya kadar gelebilmemiz büyük başarı. Gerçekten çok aç gözle oynadık. Ama niyeyse kurtlar yoktu yani. Hani şimdi o kurda da bu geyiği avlatabilirsek açgözlülüğün kitabını yazmış olabiliriz. Fark etti. Biz koşunca sorun oldu. Bu arada kurta nişan almadan şöyle taş atarsanız ve tutturursanız korkabiliyorlar. Yani biraz isabet ettirmesi zor. Ama göstermek adına yaptım zaten. Şimdi burada bir garanti kibritimiz olması gerekiyor. Dağcı kulübesinde. Kapımızı da kapatalım. Şurada da ilk ibrit. Burada. Çok iyi. Oyundaki loot table'lar değişti arkadaşlar bu arada. Hani biraz benziyorlar birbirlerine ama artık çok daha iyi gizliyor Hinterland. Kitap bulduk. Oo, ceket bulduk. Çok iyi. Kondisyon çok kötü durumda ama olsun. Köpek maması bulduk. Buradan da bir kıyafet çıkarsa harika olur aslında. Bir kibrit daha. Çok iyi. Sprey boyayı atacağım. Ya ben anca hani oyunda belli bir seviyeye gelince base'lerim arasında tipi de yön bulmak için bazen kullanıyorum ama o da gerçekten çok bazen. Daha çok çubuklarla veya işte tutuşturucu parçası falan gibi. Ho. This stuff will come in handy. Fazla iyi bir başlangıç yaptık yani. Hani bu kadar iyi bir başlangıcı kazanmak için ne yaptım bilmiyorum ama videonun şansına diyelim. Bu benim ilk videom olacak. Onun şansına mıdır bilmiyorum ama her şey çok iyi gidiyor şu ana kadar.
Yani büyüteç, testere ve hani iki tavşan bir ptarmigan'la başladık oyuna. Biraz fazla iyi bir başlangıç oldu fire. gerçekten. Umarım bu şansımız yaver gitmeye devam eder. Çünkü 500 günde çok daha ihtiyacımız olacak şansa. Bir daha deneyelim. Nasıl olsa kibrit kullanmıyoruz. Ya benim büyüteci bulmaktaki en büyük sevincim, hani erken oyunda çok fazla ateş yakmanız gerekebiliyor. Tabii meşale zinciri gibi yöntemler var ama hani hava şartlarıdır vesaire derken her zaman çok iyi kibrit koruyamayabiliyorsunuz. Yani büyüteçle kibrit kullanımını azaltmamız çok iyi oldu gerçekten. Çünkü hani 500 gün olacağı için her kibrit bizim için çok önem arz ediyor açıkçası. Bir yandan suyumuzu yapalım. Bir yandan tavşanımızı alalım. Testerenin kondisyonu da iyiymiş ama elle yapacağım. Hani şu an birinci günden çok iyi yemek kaynağı bulduk. O yüzden açıkçası direkt oyun başlangıcında iyi beslenmişe gitmek istiyorum. Kendimizi aç bırakma taktiğini yapmayacağım. Bir yandan su yapmaya devam edelim. Hani biliyorum çok tercih edilen bir taktik mütecavızda ilk günler aç bırakmak. Ama hani bu kadar et bulmuşken direkt iyi beslenmiş bonusuna doğru oynamamak hata olur diye düşünüyorum. Çünkü hani bu etlerin hepsini yanımızda taşıyamayız da. Oyunun başlangıcındaki gibi her zaman o kadar şanslı olamayacağız kurtlar konusunda. Ve hani şu an hiçbir savunma mekanizmamız yok kurtlara karşı. Yani gerçi meşalemiz var ama o da güvenilir bir şey değil. Yani hava birden kötüleşir bir şey olur. Kurt çok dibimizde ya. Bu kadar dibimizde olmasaydı iyiydi. Şimdi burada uyuyamıyoruz bu arada. Şu an ateş yaktığımız için sıcaklık fena değil ama soğuk füzyonla beraber anca 4 derece. Burada 9 derecelik bir ateş var, artı soğuk füzyon var. Ona rağmen ...17 dakika diyor. Şunu biraz öteleyelim. Erkenden iki tavşan bir ptarmigan yakalamamız harika oldu. Şunu testereyle alayım ki dakikalar daha iyi uyum sağlasın. Bunların şimdi derilerini de yüzeceğim açıkçası. Hazır yemeğim varken derileri de yüzüp direkt hani bağırsağı deriyi falan da yüzüp her şeyi hızlandırmak istiyorum. Fırsat bu fırsat diye bakıyorum biraz. Oyunu bunca yıldır oynuyorum. Hiç bu kadar iyi bir başlangıç yapmamıştım açıkçası. dakika, 14 dakika. 14 dakikada hiçbir şey yapamıyoruz. Bunların tüylerini toplamak aşırı uzun sürüyor. Düşündüğünüzde yani 2 derece bonus sıcaklık veriyor ve sizden resmen hiçbir şey istemiyor. Bence hayli değer. Şimdi şu kurt biraz gitse çok iyi olacak. O Amerikan geyiği de burada doğacak. Ana base için bozkurtlarını düşünmüyorum. Geçici bölgesel bir base için her şey çok iyi gerçekten. Hani yanımızda Amerikan geyiği var. Eğer şuradaki mağarada ayı da varsa kapımızın dibinde iki tane büyük besin kaynağı. Şu kurt biraz gitse harika olacak gerçekten. Kulübeyi de kontrol etmek istiyorum çünkü. Ama şu an edemiyorum maalesef. Tabii biz şu an burada sürekli eti, tavşanı avlamaya gittim. Ateşimiz kaç dakika ya?
tavşanı da elinden almak istiyorum aslında. Arkadaşım hiç mi kaçmazsın ya? Hani biraz kaçsaydın. Ha, güzel tavşana gidiyor. Sonra geyiğe de gidebilir aslında. Vallahi avladı. Yani kurtlardan gerçekten Allah razı olsun yani. Oyuna başlar başlamaz 4 tavşan elde ettik. Gerçekten harika oldu. Hani şu kurt bir de şu geyiği avlasa bu hayattan daha ne isteyebiliriz bilmiyorum. Başlar başlamaz testereyi bulduk. Çok fazla yiyecek edindik. O gerçekten onu da yiyecek. Vallahi geliyorum. Dur 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 dur. Yem Allahsız. Yem ama. Tamam, seni kaçırmamız yeterli benim için şu an. Şu an çok üşüdüğümüz için geyiğe bulaşmayacağım ama geyiği de alacağız. Oyun başlar başlamaz 4 tavşan, bir ptarmigan, bir de geyik. Yani hepsinin derisini yüzebilirsek harika olur gerçekten. The Long Dark hakkında hani oynanış videosu çekmeyi düşünürken, bu kadar yürürken ederken ne konuşacağım diye çok şüpheye düşüyordum açıkçası. Ama oyun bu konuda bizi hayli besliyor şu an. Gerçekten milyonda bir yaşanabilecek şeyler oluyor şu an. Ya en azından benim başıma hiç gelmemişti, hani sizin geldiyse bilmiyorum ama. Şimdi ama burada uyuyamayacağımız için bu her şeyin çok güzel gittiği algısına kapıldık ama burada uyuyamayacağımıza göre ya burada geceyi geçirebilecek kadar yakacak toplamamız da gerekiyor. Ya da başka kıyafet vesaire bulmamız gerekiyor. Şunları tamamen pişirdikten sonra bu ateşi söndürebiliriz bence. Hazır olmasına 20 dakika. Şöyle biraz meşale alalım. İkisi de iyi meşalelerdi bu arada. Şansımız yaver gitmeye devam ediyor. Bir çubuk daha ekleyip bir meşale daha alacağım. Bu da iyi bir meşale. Fazla şanslıyız gerçekten. Şu tekniği kontrol etmedik. Tabi hasır otu, bal kaymağımız. Onu da toplamaya devam edelim bir yandan. Her ne kadar şu an çok fazla yiyeceğimiz olsa da gaza gelmemek önemli. Şimdi buraya bir ateş daha yakabilirim aslında. En yakın kurt burada. Ama şu an o kadar çubuğumuz yok. Hem gece uyumamızı sağlayacak hem burada bir en az 2 saatlik ateşe ihtiyacımız var.
Bere bulduk, çok iyi. Ya bazen yeni oyuna başladığımda uzun süre hani testereyi buluyorum, çekici buluyorum ama uzun süre kıyafet bulamayabiliyorum. İnsanı çok rahatsız ediyor gerçekten. Ah, canım kurdum benim. Yani gerçekten senin sayende çok karnımız doyacak. İkisini bir kaçıralım ya. Çubuk arayacağımız noktaya kaçmasaydı çok iyi olacaktı. Ya mecbur bir daha kaçıracağız. Baga mı girdi, ne oldu? Garip bir şeyler oldu ama. Cidden baga girdi ya. Şöyle suyu içelim. Susuzluktan hasar yemek istemiyorum. Fena baga girdi bu arkadaş ya. Bu beni biraz korkutuyor. Hala bize çok yakın. Bu kadar yakın olmamasını tercih ederdim açıkçası. Mesela şuradan iyice bokunu çıkarıp bir tavşan daha alalım desek, buralarda karşılayabilir bizi. O da biraz korkutucu. Amerikan geyiği burada mı? Burada değil gibi gözüküyor. Şimdi ateşi devam ettirmenin bir manası yok. Hazır hani ya kötü meşalelerim olsaydı ateşi devam ettirebilirdim. Yani zaten kötüler diye ama 3 meşale çektik. İkisi de gayet iyi meşaleler. O yüzden ateşin sönmesine izin vereceğim. Çünkü yani şu anlık izin vereceğim. Hani bundan pişman da olabiliriz. O kısmı göreceğiz ama. Bir açgözlük daha yapmak istiyorum. Hani en kötü ne olur? Fazladan bir kibrit daha kullanırız. İlk ateşimizi büyüteç, yani anında büyüteç bulduğumuz için kibrit konusunda çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Hani o yüzden böyle bir lükse sahibiz. Bulabildiğim tüm kibritleri toplamaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Başlar başlamaz iyi beslenmiş için oynayacağım. Yani sürpriz bir kurt saldırısının kurbanı olmazsak her şey çok iyi gidiyor gerçekten şu ana kadar. 500 güne böyle bir başlangıçta çok rahat varılır yani sanki. Siz de muhtemelen izlerken bu ne şans be kardeşim, aynısını ben yapsam direkt saldırıya uğramıştım diyorsunuz. Ben de izleseydim ben de aynı şeyi derdim. Ben de şaşkınım açıkçası biraz. Hani mütecavız seçip seçmediğimi sorgulayacak noktaya geliyordum neredeyse ama neyse ki çok az loot çıktı. Ya yani çok az dediğimiz gerçi büyüteç falan aldık ama. Büyüteç ve kayak ceketi aldık ama şanslıyız yani bu oyunda şanslıyız şu ana kadar. Yani kurdun baga girmesi biraz korkutmadı değil beni açıkçası ama. Tamam. Buralardaki tüm çubukları topladık. Şu kurdun uzaklaşmasını çok istiyorum ya. O çok iyi. Burada da üşümüyoruz şu an. Şimdi dikiş setimiz var mıydı? Dikiş setimiz de var. Harika. Bunun tüylerini ayıklayacağız. Ya da önce şunlardan başlayalım ya. 2 saat 40 dakika gözüme fazla uzun gözüktü.
Şimdi biraz aç kalacağım öncelikle. Yani biraz aç kaldıktan sonra şunları yemeye başlayacağım. Çünkü hani çok hani geyik etini bunu hiç yapmamış mıyım ya? O zaman bir daha düşünebilirim, bilmiyorum. Geyik eti falan olsaydı bu kadar etin hepsi hani daha besleyici olduğu için direkt deneyebilirdim ama tavşan eti maalesef o kadar besleyici değil. O yüzden biraz aç kalmayı işte ne olacak? İlk gün değil de dördüncü gün iyi beslenmiş alacağız falan ama bence değer. Çünkü etler dışında hiç neredeyse yiyecek de bulamadık bu arada. Damn it. Ne aradı So onun be hungry. kardeşim? Susuzluktan da hasar yemek istemiyorum ama. Dışarıda suyumuz olması lazım. Şöyle biraz. Şimdi ateş yakmadan bunları çıplak elle yapamıyoruz maalesef. Bir iki. Bir tavşan daha vardı sanki. Her şeyini yüzdüğümüz için yok oldu galiba. Şunun da etlerini alalım. Üşüyene kadar böyle devam edeceğim açıkçası. Bunları da dışarı koyalım. Bunu da yüzemiyorum ya. Şimdi ateş yaksak ama o ateşi 43 tane çubuğumuz var. Şu çubukları şuraya koyalım. Biraz daha çubuk aramaya çıkacağım. 3 tane sedir çınarımız var. Bir tane toplanmış odunumuz var. Şunu da toplayalım. Hazır üşümüyorken içeride. Evet, şimdi üşümeye başladık. Nereden çubuk toplayabiliriz? Şu ilerden toplayabiliriz. Şöyle dön bakayım bir kardeşim ya. Ayıyı hala göremedik. Şurada ayı mağarası var. Yani burada ayı da çıkabiliyor. Ayının olmasını tercih ederim açıkçası. Çünkü hani kapınıza kadar geliyor. Böylelikle ayı etini oradan oraya uzun süre taşımakla uğraşmıyorsunuz. Daha çok taş alalım. Hava şu an gayet iyi aslında ya. Hani sadece eksi 14 derece bence gayet iyi. Evet, bu oyunu hiç bilmiyorsanız ilk defa denk geldiyseniz ne bileyim sanat tasarımı veya tarzı ilginizi çektiyse evet, eksi 14 13 derece oyun başlangıcı için iyi hava sayılır yani. Bu da böyle bir oyun. Ya bu oyunda diğer hayatta kalma oyunlarından farklı olarak asıl tehlike doğa. Doğanın kendisi. Kurtlar, ayılar falan bir yana ama yani yabani hayat bir yana hava sıcaklıklarının çok düşük olması en büyük sıkıntımız bizim. Oyunun hikaye modunda bunun nedenlerine dair de yeni DLC ile birlikte açıklamalar getiriyorlar. Oralara hani şu an çok girmeyeceğim. Eğer hani ilginizi çekecek olursa hikaye modunda oynayabiliriz birlikte. Şimdi hasır otlarını toplayıp kulübeye geri döneceğim. Yakın mesafelerdeki çubukların hepsini topladık çünkü. Şu an 3 farklı konudan hasar yiyoruz. Bu biraz kötü bizim için.
Kuş burnunu da alalım. Ve kulübeye dönelim. Hasırat'ı görünce hani toplamadan edemiyorum. Biraz hastalık gibi bir şey oldu ama tecavüzde yiyecek bulmak sıkıntı olduğu için hani her ne kadar biz o sıkıntıyı hiç yaşamamış olsak da şu an normal şartlarda baya yiyecek sıkıntı oluyor. Hasırotu da hani hem hafif hem 150 kalori veriyor. Hani tamam yemesi gıcık bir şey, uzun sürüyor ama ağırlığını ve kalorisini kıyaslarsanız oyundaki en iyi yiyeceklerden biri. Ya yani doğada bulabileceğiniz en iyi yiyecek zaten de. Genel olarak da bence özellikle haritada gezinirken yanınızda taşımanızı öneriyorum. Çünkü işte 10 tane hasır otu 1 kilo ayı etinden daha çok kalori veriyor ama çok daha hafif. Sadece yemesi gıcık bir şey. Evet. Şimdi önce düşük kondisyonlu. Bu da çok düşükmüş ya. Ateşimizi içeride mi yaksak? Şu dışarıda yaksak burayı ısıtır mı? Tam hatırlayamadım şu an ya. O yüzden içeride yakalım, garanti olsun. Hadi Asterit tek de yakarsın. Hayda. Bu yüzden önce her zaman meşalemizi yakıyoruz. Meşaleyi yakmasaydık fazladan bir kibrit daha kullanmak zorunda kalacaktık. Come on, Ya little ben man. Come şahsen on. işte seviye 5'e gelmiş olsam da ateş Wait. yakmada I'm so cold. mümkün olduğunca önce meşaleyi yakmaya Oh özen yeah. gösteriyorum. That's Çünkü what bu oyun sizi zorlamayı, dalga geçmeyi seviyor maalesef. Şimdi pişirecek şeylerimiz var ama şunları alalım. Freezing. 19 dakika. Şurada da şunu da kaynatalım önce. Bu da 19 dakika. Çok iyi. Şimdi siz de şöyle gelin. Yani gerçi bu arada şömine tüm odayı ısıtıyor bu arada. Yani tabi buradan düşününce zaten küçücük oda ama hani genel olarak da içeride bir şömine ya da soba vesaire varsa tüm evi ısıtıyor. Aklınızda bulunsun. İki dakika, 11 dakika. O direkt kuzey ışıkları. Ya oyunun sanat tasarımı gerçekten çok iyi yani. Ya grafik tarzını çok seviyorum oyunun. Çok içine çekiyor beni. Bir sakinleştirici bir etkisi de var bence. İnsanın hani odaklanmasını arttırıyor. Ya tüm dünyada tek başınasınız ve hani hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. O yardımcısını aramayı unutmuşuz. Bir şey de çıkmadı ama olsun. Şunu hızlandıracağım. Bir su daha yapacağız. 14 dakika, 19 dakika. Bir kuşburnu çayı hazırlayalım kendimize. Uzun yolculuklarda önemli oluyor. Şimdi 15 dakikamız var. Sen o kadar erimedin. Hiçbiriniz o kadar erimediniz. Şuradan çubuklarımızı da alalım. Bir de su içelim. Kaynamasına 17 dakika diyor. Mantarlarımızı da yapalım.
bir tanesini toplamak 40 dakika. Bunların da 40 dakika olması lazım. Evet. O zaman şöyle yapacağız. Bir su yapacağız. Bir deri toplayacağız. Kuş yerine tavşanı tercih ediyorum. Çünkü bir kuş daha avlamamız gerekecek. Onun bir işe yaraması için. Avlarız yani. O çok sorun değil ama kuruma gibi bir dertleri olmadığı için yani direkt kullanabiliyorsunuz. O yüzden öncelik olarak tavşanın derisini öncelik olarak görüyorum. Çok iyi bir başlangıç oldu gerçekten. İlk günden 4 bağırsak 4 tavşan derisi. Şimdi hazır ne kadar suyumuz var? 3 litre var. Dışarıda var mıydı? Dışarıda hiç yok. Ya o zaman 1 litre daha su yapıp öyle uyuyalım ya. Ya da bir yarım litre daha en azından. Şimdi kaç dereceye kadar, kaç saatlik ateş çıkarabiliyoruz onu kontrol edeceğim önce. Düşük kondisyonda oldukları için bunları da topluyorum. Hani ya bu o kadar düşük kondisyonda değil ama şu ana kadar meşale şansımız çok iyi gittiği için biraz ona güvenmek istiyorum. Erimesin ha. 9 dakika var. Kaynamasına 18 dakika diyor. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ayı mı geldi ya? Niye kaçmaya başladı? Ayı da gözükmüyor mu? Biraz çaylarımızı da yapalım. Sonra da uyuyacağız. Daha çok hasar yemek istemiyorum çünkü. Bir de hani ateşi de daha çok sürdüremeyeceğiz gibi duruyor. O yüzden uyuyalım. Şöyle bir 6 saat. Kafayı koyalım. Keşke daha çok yakacağımız olsaydı. Hani bir 10 saat uyusaydık çok iyi olurdu. Hani 12 saate tamamlayamasak bile en azından 10 saat çok işimize yarardı gerçekten. Daha çok kırabileceğimiz bir şey var mı? Sen bir su yapalım. O sırada yarım saat diyor. 7 dakika. Onu hızlandırmak yerine o 7 dakikada da şunları yiyeceğim. Sabah uyandığımızda gitmiş olacağız. O yüzden hani ya bunları da yanımda taşımak istemiyorum. O yüzden yiyebildiğimin hepsini yiyeceğim. Direkt zirveye çıkabiliriz aslında. Planım o yönde. Direkt zirveye doğru çıkacağız. Biraz yine riskli bir hareket olacak ama hani daha güvenli bir şey buradan tatlı vadiye gitmek olabilir. Ama hani hazır buradayken ve testereyi bulmuşken işte burada da derilerimiz vesaire varken bence o riske girebiliriz. 2 saat daha uyuyalım. En azından 8 saat olmuş oldu.
Başka kırabileceğimiz bir şey yok. 35 dakika diyor. Bir su daha koyalım. Bir tane meşalemiz var. Biraz meşalemiz olsaydı iyi olurdu aslında. O geyiği maalesef alamayacağız gibi duruyor. O kadar yakacağımız yok. Hava eksi 25 derece. Şu dalı da alalım. Ya dalı sırf hani biraz meşale de elde edebilelim diye topladım açıkçası. Dakika, 16 dakika. O zaman bir dal daha toplayabiliriz ya o sürede. Hava gerçekten çok güzel şu an. -24 derece ama bizim de hani kıyafetimiz çok kötü gerçekten ve hani daha güneş en tepede değil. Ama güzel bir gün olacak benim. Yani yola çıkmak için güzel bir fırsat bizim adımıza. Şimdi bir de çay yapalım senle. Seni de dışarı koyalım. Belki döndüğümüzde burada olursan. Yalıtımlı ana katman yap. Termiga'nın tüylerinden yaptığımız şey bence fazla güçlü. Yani 2 derece veriyor direkt. 5 tane tüy ve kumaş gerekiyor ama hani bunların ikisini de burada bulmamız biraz zor. O yüzden yakacak sıkıntımız da olduğu için daha çok vakit kaybetmeden yola koyulmak istiyorum ben. Evet, yapabileceğimiz bir şey yok şu an. Yiyecek konusunda sıkıntımız var aslında bu arada. Hani çok hasır otu da toplamadık. Direkt iyi beslenmişe gideceğiz dedik ama zor olabilir o. Yani şansımız tekrar yüzümüze gülerse ayrı bir konu ama. Şöyle ısınalım iyice. Alabildiğim kadar meşale alacağım. Oldu. Tamam, fena değil. Şimdi yola koyulalım. Ya enerjimi korumak istiyorum. Zirveye giderken çok ip tırmanacağımız için ve hani uyku tulumumuz da yok. Ya gerçi evet uyku tulumumuz da yok ya. Gitmesek mi? Şimdi uyku tulumumuz da olmadığı için zirveye doğru gitmek özellikle hani uykumuzu da tam alamadık. Hani tam alsak bile büyük bir risk bence ama tam alamadığımız için ekstra da bir risk taşıyor. Bir ekran dolmuş sanki. Kayıt devam ediyor mu? Onu kontrol edeyim.
Evet ediyor. Tatlı vadiye gitsek daha iyi olacak aslında bizim için. Ya ilk bölümü de çok uzun tutmak istemiyorum açıkçası ama Bozkurt Dağı'nda olmanın bir kötü yanı oyunu kaydetmemiz biraz zorlaşıyor. Yani uyuduktan sonra tabii hani birinci bölümü bitirebilirdim ama onu da akıl etmedim. Biraz heyecana kapıldım, kusura bakmayın. Bölümleri birer saat civarında tutmaya özen göstereceğim. Bilginiz olsun. Daha kısa olsun istiyorsanız o şekilde de yapabilirim. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben de ilk defa yapıyorum böyle bir şey. O yüzden sizin yorumlarınız hani benim de kendimi geliştirebilmem açısından çok önemli olacak. Bu oyunda illa hepimizin bir yeri lootlarken gözden kaçırdığı çok fazla şey olabiliyor. Onları da belirtirseniz çok sevinirim. Sizden gelen yorumları da değerlendirebilmek adına önden 3-4 bölüm çekmek yerine daha böyle bölüm bölüm yayınlamayı mantıklı buluyorum. O yüzden sizin işte şunu unuttun dediğiniz yerde önden ilerlemediğim için muhtemelen hala o haritadayız. O yüzden dönüp alma imkanımız var. Şimdi buradan Skyrim inişi yapacağım. Burada bir kurt oluyor genelde. Belki daha iyi bir yerden değinebilirdik ama konuşurken çok odaklanamadım. Dediğim gibi hani yeni yaptığım için. Bir yerimizi kırmadığımız sürece çok sorun değil açıkçası. Hani kırsak da çok sorun değil ama. Çaylarımızdan birini içelim. Sıcaklıkları gitmeden. Kuş kabuğu çayını içeceğim çünkü biraz da can yenilemiş oluruz hem. Tüm çubukları toplamaya devam ediyorum çünkü meşalemiz az. Herhangi bir sıkıntı durumunda yakacağımızın olması gerekiyor. Bu kurt niye kaçtı ya? Ayı mı var burada? Neden kaçtı bu? Ya cidden hani mütecavız mı açmadık acaba? Hani bu şansın sebebi bu muydu? Bunu kontrol edebileceğim bir şey var mı ya? Yani cidden insanı şüpheye düşürüyorlar. Uyku tulumuyla başlamadık. Çok bir loot çıkmıyor. Fire. Ama neden sen hani ortalıkta ayı mayı yokken bu kurt niye böyle kaçmaya başladı onu anlamadım. Yani video kaydını kontrol edeceğim gerçekten. Tüm bu kadar şans beni biraz şüpheye düşürdü. Çaylarımızı tekrar koyalım. Eksi 15 derece çokmuş ya. Eksi 7-6. Evet, yani biraz ısınsak hiç fena olmaz. Direkt testereyi bulmamız harika oldu gerçekten. Yani şuradan biraz bundan kıyafet çıkmıyor genelde ama. Aa çıktı. Yani çok da işe yaramaz bir şeyler çıktı ama. Evet, mütecavızız ya. Kibritle de olmadık. Uyku tulumumuz yok. Ve hani çok kötü lootlar çıkıyor. Mütecavızda olduğumuza eminim. Evet, buradan daha en azından bir şeyler çıktı.
derece. Şimdi kumaş olarak gün çorap iyi oldu bu arada. Rüzgar artmaya başladı. O yüzden meşaleler alıp ilerlemeye devam edelim. Oo, o nasıl bir rüzgar ya? Şu ateşi koruyabilirsem korumak isterim. Koruyamadım. Yapacak bir şey yok. Şimdi şu yukarıdaki mağaraya bir gir çık yapıp oyunu kaydedeceğim arkadaşlar. İlk bölümü böylece bitirmiş olacağız. Dediğim gibi çok uzasını istemiyorum. Herhangi bir öneriniz varsa ya da kaçırdığım bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu uzun bir seri olacak. İzlemeniz beni gerçekten çok sevindirir. Hoşça kalın, görüşmek üzere.